Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 yaşındaki bir genç 3 kiliseyi kasten ateşe vermekle suçlandı. Black metal müzik yapan bir grupta yer alan genç, imajını güçlendirmek için bu eylemleri yaptığını itiraf etti ve hakim tarafından 10 ila 70 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 yaşındaki bir genç 3 kiliseyi kasten ateşe vermekle suçlandı. Black metal müzik yapan bir grupta yer alan genç, imajını parlatmak için bu eylemleri yaptığını itiraf etti. Louisiana eyaletinin Opelousas bölgesinde yaşanan olayda Holden Matthews adlı genç geçen yıl Baptistlere ait 3 kiliseyi ateşe verdi. Bu 3 kilisenin cemaatini çoğunlukla Afrika kökenli Amerikalılar oluşturuyordu. Federal savcılar Matthews'un Black Metal müzik grubundaki imajını parlatmak için yangın çıkardığını itiraf ettiğini açıkladı. Ayrıca savcılık makamı Matthews'un dini karakterleri gerekçesiyle özellikle bu binaları hedef olarak seçtiğini de belirtti. Mayıs ayında hakim karşısına çıkan Matthews, 10 ila 70 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Holden Matthews dün dini bir mülke kasten zarar vermek ve nefret suçları da dahil olmak üzere kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti. Beyan duruşmasında Matthews 1990'lı yıllarda Norveçli Black Metal fanları tarafından çıkarılan kilise yangınlarına özendiğini anlattı. Bunu taklit etmek istediğini belirten Matthews, söz konusu kiliseleri de özellikle hedef olarak seçtiğini söyledi. Kendisinin de Black Metal bir gruba üye olduğunu vurgulayan Matthews, yangın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığını, çünkü eylemlerinin Black Metal topluluğu içindeki statüsünü yükselteceğine inandığını belirtti. Bir şerif yardımcısının oğlu olan Holden Matthews, ilk olarak 26 Mart 2019'da St. Mary Kilisesi'ni, daha sonra 2 Nisan'da Greater Union Kilisesi'ni ve en son 4 Nisan'da Mount Pleasant Kilisesi'ni ateşe vermişti. Gece vakti olduğu için kimse yaralanmamış, ancak tüm kiliseler yerle bir olmuştu.